Ahmet Hakan. 300 cihatçı palavrası 300 Spartalı'dan esinlenme mi? Azerbaycan'a 300 cihatçı gitmiş. Batı basını bunu yazıyor, Macron bunu söylüyor, içimizden bazıları da buna sarılıyor. 300 cihatçı gitti, Türkiye gönderdi deyip duruyorlar. 300 Spartalı filminden esinlenmiş olacaklar ki 301 değil, 299 değil, tam 300 diyorlar. Akıl yok, mantık yok eğer gram akıl olsa, gram mantık olsa şöyle düşünürler. 10 milyonluk Azerbaycan, ordusunu modernize etmiş, en etkili silahlara sahip böyle bir ülkenin 300 cihatçıya ne ihtiyacı olur? Hepsini geçtim. İlerlemesini sürdüren, sahada üstün olan, rüzgarı arkasına alan Azerbaycan, 300 cihatçı yüzünden uluslararası ortamda kendisini niye zor durumda bıraksın? Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok. Bazıları akılları da var, mantıkları da var. Onlar da biliyorlar söylediklerinin palavra olduğunu. Bilerek yalan söylüyorlar. Adamların derdi Azerbaycan aleyhine propaganda yapmak diyebilirler. Bu kadar desteksiz sallamaya inanılacağını düşünüyorlarsa aynı şeyi söylemeye devam edelim. Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok. Korona olması Trump'a yarar mı yaramaz mı? Eğer Amerikan halkı mağduru seviyorsa, vah yazık korona olmuş, vah ki vah bari oyumuzu verelim de biraz moral bulsun gariban der ve olay Trump'a yarar. Eğer Amerikan halkı güç ve kuvvet seviyorsa, bu da kendine mukayyet olamıyor, bize nasıl mukayyet olacak, vaka mı hasta mı o bile belli değil der ve olay Trump'a yaramaz. %49,5 oy almış bir başbakanmış Ahmet Davutoğlu'nun dilinde sürekli aynı hikaye. Ben yüzde 49 buçuk oy almış bir başbakandım. O oyun bir analizini yapsak şöyle bir tabloyla karşılaşırız. Oyun yüzde 75'i Erdoğan'ındır. Oyun 15'i patlayan bombalar yüzündendir. Oyun yüzde 9'u muhalefetin beceriksizliğindendir. Kaç etti yüzde 99 etti değil mi? Kalan %1 de Ahmet Davutoğlu'nun oyudur. Gerçi Davutoğlu'nun oyu anketlerde bu kadar bile çıkmıyor ama neyse neyse. Keşke Erdoğan küpeli tutuklansın denseydi. Erdoğan küpeli diye bir adam vardı. Bu adam bir kadını tehdit edip taciz etti. Bundan dolayı gözaltına alınıp bırakıldı. Sonra adam bu sefer başka bir kadını öldürdü sonra da intihar etti. Eğer ilk vukuatında sosyal medyada Erdoğan küpeli tutuklansın diye bir kampanya yapılsaydı, ölen kadın şimdi hayatta olacaktı. Demek ki neymiş? Falanca tutuklansın diye sosyal medyada kampanya yapmak o kadar da kötü, fena, berbat bir şey değilmiş. İyi partiyi yönetmek amma da zormuş. Çabuk küsüyorlar, hemen alınıyorlar, anında istifa kozuna sarılıyorlar. Derhal kamu önünde tartışıyorlar. Bir çırpıda kamplara bölünüyorlar. Şak diye gözlerini karartıyorlar, küt diye kapılara dayanıyorlar. Sonuç iyi partiyi yönetmek CHP'yi yönetmekten bile daha zor galiba. Meral Hanım'ın işi hiç kolay değil yani. Ticari zeka. Atatürk İzmir Marşı Nutuk ticaretine tam gaz devam. Daha önce yazdığı Atatürk kitaplarının kaymağını fazlasıyla yemiş olan yazarımız yine ortaya çıkmış durumda. Arkadaş aynı temalara yaslanarak yeni bir kitap daha yazmış. Tanıtımına da başlamış ama ne tanıtım bu kitap 12 yılda yazıldı. Bunda büyük emek var. Bu kitabı yazan kör oldu. Türü cümlelerle yeni kitabının pazarlamasını yapmaya başlamış bile. Adam olayı çözmüş. Bakıyor talep var. Hemen arz ediyor. Dolayısıyla ben asıl arza değil de talebe odaklanılması gerektiği kanaatindeyim. Ahmet Hakan Hürriyet. Ahmet Hakan. Hasta sayısı, vaka sayısı meselesine dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dikkatle dinledim. Bakan Fahrettin Koca, semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz'dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor. Semptom göstermeyenleri hasta saymamak mümkün. Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar hem de gerçekten hasta özelliği taşımıyorlar. Buraya kadar sorun yok. Sorun şurada semptom göstermeyenler yani hasta sayılmayanlar hastalığı bulaştırıyorlar. Bulaştırma özellikleri söz konusu. Verilerde yer almalarının, sayılarının bilinmesinin bu açıdan önemi var. Günlük veri tablosunda semptomlu hasta bölümü olsun. Hatta bu veriye özel önem de verilsin. Ama aynı tabloda semptomsuz vaka bölümü de olsun. Böyle bir yaklaşım tüm tartışmaları bitirir diye düşünüyorum. Türkiye'de sağlık sisteminin gücü salgını karşılamaya fazlasıyla yetmişken ta en baştan beri güvenilir veriler söz konusuyken filyasyon uygulamasıyla son günlerdeki artış kontrol altına alınmışken semptom göstermeyen vakaların sayısal verisinin ortaya konmaması Türkiye'nin salgına karşı sergilediği başarısını gölgeleyebilir. Ahmet Hakan Hürriyet Abdurrahman Yıldırım DEİK Başkanı Olpak Fransa'nın Türkiye ile derdi Afrika'dan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in başkanı Nail Olpak, 8-9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu sanal platformda gerçekleştireceklerini ve daha fazla ticareti konuşacaklarını açıkladı. İlk kez sanal platformda düzenlenecek foruma Ticaret Bakanı Rusar Pekcan ve Afrika'dan Çad, Gambiya, Gabon, Kamerun, Kongo, Moritanya, Nijer, Ruanda, Somali ve Zimbabwe olmak üzere 10 bakan katılacak. Ayrıca Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası'nın üst düzey temsilcileri, Türkiye ve Afrika'dan özel sektör kuruluşları ve ticaret ve sanayi odaları başkanlarıyla tüm sektörlerden firma temsilcileri ve girişimcilerden oluşan 1500 kişinin katılması bekleniyor. Nail bakın verdiği bilgiye göre forumda pandemi ve pandemi sonrası yeni normalde Afrika'da iş yapma olanaklarını değerlendirmek, yeni pazarlara ve potansiyel alıcılara ulaşmak, yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak, projelere ve finansman araçlarına ulaşım ele alınacak. Fransa'nın rahatsızlığı Basın mensuplarıyla sanal ortam buluşmasında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Afrika'da etkinliğini artırmasının bazı ülkeleri rahatsız etmesinin doğal olduğunu belirterek şunları söyledi. Fransa'ya ihracatımızda yaklaşık %21'lik bir düşüş yaşadık. Burada Türkiye'nin Libya ve Afrika'da izlediği politikanın ticarete de yansıdığını düşünüyoruz. Çünkü doğal bir menfaat çatışması söz konusu. Özellikle Fransa'nın Afrika'daki etkisini baz alırsak bu durumdan rahatsızlık duyması normal. Deik olarak Afrika özelinde 45 ülke iş konseyimiz bulunuyor. Afrika'da biz aktif çalışan bir kuruluz. Önümüzdeki dönemde de Afrika ile ticaretimizi artırmak için ticari diplomasi faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. İhracattan ziyade müteahhitlik hizmetleri. Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykot uygulamasının sorulduğu Nail Olpak, üyelerinden bu yönde bilgiler aldıklarını ancak resmi bir açıklamanın olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yıla göre Suudi Arabistan'a ihracatın %17 düştüğünü bildiren Nail Olpak, müteahhitlik hizmetlerinin önemine işaret ederek şunları söyledi. Türkiye'nin bu ana sektörlerden pay alma oranına baktığımızda ürün ihracatından ziyade en çok etkileneceğimiz alan müteahhitlik. Yurt dışı müteahhitlik bizim dünya arenasındaki gurur kaynağımız. Doğal olarak en büyük sorunu bu alanda yaşayabiliriz. Süreci ve son gelişmeleri böyle okumak gerek diye düşünüyorum. Tabii bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'ni de aynı potada değerlendirmeliyiz. Çünkü hem siyasi hem de ticari açıdan benzer tutumlar sergileyen iki ülkeden söz ediyoruz. Deyk olarak ticari diplomasi faaliyetleri yürütürken siyasi sorunların ticarete yansımalarını aşmak için de ön açacak görüşmeler yürüttüklerini ifade eden Nail Olpak, Örneğin bir üyemiz sorun yaşadığımız ülkelerden biriyle görüşmek, ikili ticaretimize katkı sunmak üzere şu an yurt dışında, siyasi gelişmelerin uluslararası ticarete yansımalarını aşabilmek adına, DEİK ve üyelerimizle birlikte süreçlere olumlu katkı sunmak için muhataplarımızla her zaman diyalog içindeyiz şeklinde konuştu. Yeni AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nicholas Meyerlandrut'la görüşeceğini belirten Nail Olpak, bu görüşmede ele alınacak konuları şöyle sıraladı: Bizim açımızdan özellikle Türk iş dünyası adına gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesini konuşacağız. DEİK olarak AB özelinde bu bizim birinci önceliğimiz. Elbette vize konusu, geçiş belgeleri gibi pek çok konumuz var. Özellikle Türk mallarının AB ülkelerine ulaşımında yaşanan bazı sevkiyat sorunlarını, geçiş belgesi problemlerini de görüşeceğiz. DEİK Başkanı Nail Olpak önümüzdeki günlerde hükümetten beklentilerini de şöyle açıkladı. Önümüzde iki önemli gündem var. Ertelenen vergi ödemeleri ve işe devam kredileri. Hatta krediler noktasında ilk taksitler Ekim ayında ödenmeye başlanacak. Sektörler bazında ihtiyaca göre hareket edilip her iki alanda da erteleme yapılmasının eğer mümkünse doğru ve isabetli bir karar olacağını düşünüyoruz. Örneğin 50 bin lira kredi almış bir küçük işletme ile 20 milyon lira kredi alan büyük bir şirketin aynı kriterlerle değerlendirmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. İşletmeleri büyük veya küçük diye ayırmaktan ziyade özellikle işe devam kredisi konusunda belki küçük işletmelere daha fazla pozitif ayrımcılık yapmanın daha doğru olacağını düşünenlerdenim. Abdurrahman Yıldırım, Habertürk